Bir serbest oluş programıyla bir kez daha karşınızdayız. Süper Lig'de konuşamadık. Süper Lig bile diyesimiz gelmiyor artık hakikaten. Evet. Yani her hafta ayrı olaylar, ayrı saçmalıklar. Devamlı bir gerginlik. Neyse o detaylara haftalardır biz de ister istemez girmek durumunda kalıyoruz ama bugün çok girecek miyiz? Girmesek evet. yani bence de girmeyelim fazla. Şampiyonlar Ligi konuşacağız. Şampiyonlar Ligi tabii ki konuşacağız. Bana o gün troll diyenler, yok işte Liverpool finale çıkamayacak diyenler bir şey söyleyeceğim. Hepinizi, İ, İ, hepinizi bulacağım lan. O yorumları yazanlar hepinizi bulacağım. 3-0 maçtan sonra da gerçekten tahmin ediyor muydun? İnanıyor muydun yani? Yoksa hakikaten trollük olsun diye mi söylüyordun 4-0 Vallahi Merve'ciğim yani, yani. E, imkansız diye bir şey yoktur. Mucizeler zaman alır diye bir laf var biliyorsun. Yani. <laughs> zaman almadı bir hafta sürdü. <laughs> ya <gülüyor> asıl bana ne diyorsun? Barcelona Ajax finali dedim. Evet. Barcelona Ajax finali dedim. İkisini birden Neler, ne mesajlar geliyor biliyor musun? İnsan şey diyor, ne olursun işte bizim, ayağına ligde, futbol bizim ligde <laughs> şu takımı destekle ki tersine şey yapalım. İşte finalde Tottenham'ı destekle Liverpool kupayı kazansın falan. Buradan açıklıyorum finaldeki desteklediğim takım hazır mısınız? Bence girme o topa. Neden? Ne olur girme ya da Tottenham de. <laughs> Yemin ederim Tottenham'ı destekliyorum finalde. Ha, o yüzden Liverpool'un şampiyonluğu hayırlı olsun. Yalnız bu çok kritik bir bir Yalnız bir cümle. Peki şey diyeceğim. <laughs> şu detayı kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Tehlikenin farkında mısınız? Ney? Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni alırsa ha. Süper Kupa nerede oynanıyor? Burada. Vodafone Arena'da. 20. O gün Amigo Virol gibi gezeceğim. Kesin yani. Şu anda çok farkın yok ama. <laughs> Liverpool'un Amigo Virol'u olacağım o gün. Vallahi... <laughs> bu tarihi yazın. Ben bayağı şey yapacağım. Şampiyonlar Ligi finaline Tottenham formasıyla gideceğim Irmak. O yüzden bayağı içiniz rahat olsun. Ligimize tabii döneceğiz yani hani ligi çok konuşulmaz yok he. diyoruz ama aslında ligde ne yazık ki keyifsizlik falan filan bir yana maçlardaki Emre... şey. Emrak Baba evet bizi ya. çok yıkan bir olay oldu. Yani hiç akla gelmeyecek ve gelsin de istemediğimiz bir sakatlık oldu Emrak Baba'nın çok talihsiz bir sakatlığı çok ki öyle ya. ki yani hem takım arkadaşları hem rakip takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadılar o kadar tayin. Ben Allah'tan o sırada ekrana bakmıyordum, pozisyonu görmedim. Sonra da tekrarını verip vermezler bilemediğim için Vermediler. bakamadım. Ha, bakamadım yani. Tek yani. Şey, maçın tekrarı yayınlandı. Çok fena gördüm. ya. Ben bir te, bir, kez, bir kez ne yazık ki böyle... E, Uçen'in ayağının hmm. kırıldığı şeyi çok net, böyle sesiyle o falan ha. duyup görmüştüm. Ondan sonra zaten içim hiç kaldırmıyor. Hiç dayanamıyorum. Çok üzüldüm Emrah babaya. Yani inşallah çok daha sağlıklı şekilde geri döner. Şimdi Manchester City Premier Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'ne umulmadık şekilde veda etmesine rağmen Guardiola'm. <laughs> e, ligde Guardiola. istenen sonuca <laughs> istenen sonuca ulaşmış oldu. E, Guardiola da bütün yani sistemi çözmüş ve sistemin boşluğu varsa var yoksa da kendi sistemimi yaratırım ve buradayı da e, yakarım, şampiyon, e, yakarım yıkarım diyor ve hep de yapıyor. Yapayım. İki sene üst üste yani neredeyse iki, neredeyse, iki, neredeyse, neredeyse <gülüyor> 200 puan. Neredeyse 200 puan. Ya. Ama Liverpool'da yani 2 santimle kaçırdı ya, şampiyonluğu. Yani. Tamam çok siz çok çok... şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşarsınız bu sene işte. Böyle olacak herhalde ne yapalım biz de ne artık yapacaksın? aynen. Yani, yani sen de onunla onu için sonra bir de üstüne buraya Süper Kupa finaline gelecek. Tabii Liverpool'un Barcelona'yı mağlup ettiği karşılaşmada dördüncü golde, Trent Alexander-Arnold ee, herkesi şaşırttı. Belki de Origi bile son saniyede fark etti. Topu ortalamak için bir iki adım geri atarmış gibi yaptı, bir ortayı çıkardı. Sağdaki herkes uyudu ve Origi golü attı. Onunla alakalı da şimdi bir sürü sosyal medyada şey dönüyor. Hayatta bazen insan böyle fake'ler atmak zorunda kalıyor ama. <laughs> yani şöyle oluyor. Ya bazen hani insanlara hayır diyemiyorsun şöyle diyemiyorsun hani kırma, kırılacağını öngörür öngörerek hayır diyemiyorsun işte gelmek istemiyorum diyemiyorsun bazen tırnak çok içerisinde fake'ler atmak durumunda kalıyoruz değil mi? Ya çok merkezim? oluyor bana da dedim de yani şey olur, olur. Çok oluyor. <laughs> ya öyle oluyor mesela bir, <laughs> bir fake, sevdiğim fake biri. üzerine kurulu bir, ne bir hayat. Ne böyle çok e, bir şey rica ediyor insanlar falan yapmak istiyorsun ama yapmaya halim yok. Çok ararsın. evet ben de çok yapıyorum maalesef <laughs> fake atma. Ya öyle demiştim ama falan gibi oluyor yani. Serdar Kuzuloğlu. Bugün öğrendim ki Kim Kardashian marka anlaşmalı Instagram paylaşımlarının her biri için 500 bin dolar alıyormuş. Yeni mi öğrendin Serdar? Cığım? Şu anın kuruyla 3 milyon. Sen kaç alıyorsun çektiğin için. Ben o kadar almıyorum. Sıfıra ihtiyacımız yok. <laughs> 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 e, sıfır. <laughs> <laughs> sıfır, sıfırsızlaştırabiliriz. sıfırsızlaştırma. Altı sıfır attık filan. <laughs> beşi at sen. Baştan atıyor. beşi bir at. <laughs> <laughs> Yok yani tabii ki hani bunların bir bütçesi var da kim kardeşin kısmına ulaşmıyor ama benim de fena değil. Dolar değil sadece sıkıntımız o. Kardeşim 100 bin lirayı koydum. Seneye 1 milyon dolarım olacak. Gideyim de biraz ineklerimi sağayım. Yani işte insanlar saçma boyutunda. Geçen haftaki programda gördük. Şeyden bile e, işte Serenay Sarıkaya'nın, Kerem Bursi'nin ayrılık hikayesi üstünde 250 mi mi hiç, bin yani, kişi yani hani sosyal medya artık çılgınlık boyutunda ya çılgınlık Hadi boyutunda. Hayır ben şey falan diyeceğim. Ben de mi ayrılsam geliyor. da kimden kimden ayrılacağım Yani. 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 <gülüyor> <gülüyor> Cep telefonunu getiren barina değil mi? Evet. Değil vermiyor. Abla arayan var diye mi getiriyor? <laughs> Telefon <çok> <gülüyor> 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 Telefon geldi diye. Abi hakikaten, nasıl oluyor bu ya? ya? Çok ilginç bir şey ya. Yunuslar ama tabii en zeki canlılardan biri... Bile... <laughs> balina mı o? Bal bu evet, balina mı? Evet Yani Yunuslar en zeki canlılardan biri şöyle devam edecekti, ben araya girmesem. Ee, Yunus olsaydı mesela açardı telefonu. Balina olduğu için açmadan sahibine getiriyor <laughs> demek istiyorum. <laughs> tabii, tabii, evet anacığım. evet, kesinlikle. kesinlikle. Ama <laughs> şuradan bence Yunus'a benziyor yani, benzemiyor mu? Hızırı da üniversite, 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 Hızırı da üniversite. Bunu söyleyecek yok ya Evet, sakalım Rahman. Balina o. Balina. Yani met telefonu getirdiği insanlar gerçekten o telefonun sahibi mi bilmiyoruz yani. Geçmişten düşmüş bir telefonu buldu da o anda tesadüfen getiriyor yoksa biri düşürdü o da o düşmeyi gördü, ha, aldı. Hayır mesela alışıktır yem atıyorsun bir şey atıyorsun. E getiriyordur falan filan. O an biri düşürdüyse alıp da getirmiş olabilir. Cepçi var Gibi yani evet. Evet belki de birisi. Orada mesela hepsini getirmiyordur da daha ziynet eşyası falan düşerse Aynen. eğitimciye veriyordur falan. <gülüyor> <gülüyor> Altınları borçada topluyorlar. <laughs> mesela öyle <şeyler> olabilir. <laughs> Geçtiğimiz sezon Manchester United'ın babası çok kilolu olması sebebiyle çabuk kilo almasından korktukları için scout ekibinin raporları doğrultusunda Leeds'i transfer etmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Bu doğru mu sizce? Ama doğruysa da vay şansına yani. <laughs> ya ya tabii Çocuk şimdi böyle 19 bir genetik 20 yaşında canavar gibi top oynuyor. Ne yapıyorsunuz abi? Delisin, delisin, delisin. Delisin, delisin. Eee ya şöyle bir şey var. Eee ya tabii ki kilo zaten genetik ne ya yazık tabii ki de, de şey yapabiliyor yani. Yani şu de, seviyede spor yaparken çocuk ne kadar kilo aynen alabilir öyle yani? yani hayır. Ha belli bir yaştan sonra alırsın, Ailton gibi gezersin de şimdi evet, bu yaşta aynen. 19 Mesela yaşında. Mesela Ronaldo, yani. obezite sınırına geldi futbolu bıraktıktan sonra ama hani bu onun futbol oynarken ne kadar üst düzey bir futbolcu, ne kadar dünya tayinine damga vuran bir futbolcu olduğu gerçeğini değiştirmedi bıraktıktan sonra alabilir ama zaten sporcularda şey yapmıyor yani rahat yiyebilirsin durumuna getirmiyor. Hepimiz için öyle yani. Ben de mesela spor yaparken 13 kilo aldığım oluyor yani 6 ayda. Ne bu? Mide hocam. Mide değil işkembe. Ama ben hepsini eriteceğim. Tığ gibi olacaksınız. Ama nihayetinde yani bu yaşta hani ne olabilir abi? 19-25 hadi 25'inde kilo aldı diyelim o da erken de. 30'una kadar bu çocuk ne olacak abi böyle? Hayır amca? iyi de yani kilo kontrol edilebilir bir şey değil mi yani? Babası kilolu diye çocuk kilo almaya başlıyorsa kontrol altına tutulur. O Hocam biz kilolular derneği olarak buna karşıyız. Abi ben çok şey yaptım. <laughs> çok eleştiriyorum şu an Manchester United'ı. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Merve Toy İspanya şubesi. <laughs> çok fena ya. Çok fena. <laughs> Atma mesela kafama benim. Normal at. Hızlı değil. Bak. Yani şu bile 3-4 defa yapsan acı verici A, hale evet. gelebilir yani. Bak sen ama şimdi kafana kendi sert top, dağıtsan bu top ama hazırlıklısın. Sen, Cık, bir Hem de. öyle bak ona rağmen şurada hafif bir sızı hissediyorum. Ve bu top bir de mesela şu an tam şiş değil. Evet UEFA standartlarına uygun değil. Değil mesela. Bu bu, bu topu bu stüdyoda bulundurmamalısınız bu şişkinlik düzeyinde. Hmm, bu da Hocam bu Merve'yi sakatlar. Bak bu tam top, voleybol topu kıvamında. O Merve'yi sakatlar. An. Sımaşmadım <laughs> maalesef. Evet, İçişleri Bakanlığı güzel bir video projesiyle bir kamu spotu aslında e, çıkmış oldu. Grand Theft Auto bildiğiniz efsane oyun. Biz de seninle konuşuruz. Sen hiç Grand Theft Auto oynamamıştın değil mi? Hayır ben Grand... Burada Gran konuştuk da. <laughs> ben zaten Toto diye evet, <laughs> algılamıştım Grand oyunu. Grand Theft Toto. Evet. E Meğerse o Oto'ymuş. İşte o oyun dan videolarla e, trafik kurallarına dikkat çekmiş. İçişleri ben bu oyunu bir tane arkadaş meselesiyle bir, kere oynamayı denemişim onu hatırladım. Neyin? Denemiştim oynamayı diye hatırladım. Şöyle ben sana sordum o demiştin o. O muydu yoksa Red Dead Redemption mıydı? Böyle hiçbir kural yok. İstediğim arabayı çalabiliyorum, istediğim bankayı soyabiliyorum. Yok. Adamı böyle vurup indirebiliyorum yok. arabasından falan gibi bir şeydi. Adam hep aynı mı? Ya şöyle, Adamdan e, her yeni düşününüm. oyunda her yeni oyunda karakterler değişiyor. Hımm. Bu Michael. Mi? Michael. Michael Michael başkan bu ya. Michael tanımaz mıyız ya? Diğer peki arıza olanla... Eee... Trevor Ha Trevor arıza olan. Öbürü Franklin. Ben o kadar tanımıyorum o karşılaşmayı. Vay şeyim. Engin ha. Şişt. Hocam bunları daha kimsin? Yavrum, biz bu işin ithalatını, ihracatını, ilgili imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de sıkışmasın bagaja. İnsan nasıl bu kadar konuda şey olur? Grafet Tişört, hiç hiçbirinizin dikkatini çekmedi. Çok şaşkın oldum. Ne yazıyor orada? Timberwall mu? <laughs> Troublemaker. ...dan... Ben... Love. Love maker mı demiş? La ama love... Nereye yorarsan artık. Çöp çatan gibi bir şey mi? Hmm. Yere bakan yürek yakan. Türkçe <gülüyor> meali. <gülüyor> ya inanılmaz ya. inanılmaz. Paçadan da sigara düşse hiç şaşırmayacağım yani. <laughs> Bunun bir, bir level üstü o. Ya çok ilginç. Çok ilginç değil mi? Yani ilginç de arkadaş yani. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yani kız arkadaşıyla falan yazıştı bence ve e, ya çok ya önemli evet bir şey bekliyor orada falan kız yani. kız arkadaş. Olmaz yani. Onu bek, kız ha. arkadaş onu bekliyorsa onun da ayıbı. Çok, çok. E, çok böyle kritik bir konu var ya, özel hayatıyla ilgili falan bence. Kritik bir konu var ve hani. Oradan, ondan cevap gelecek mi, gelmeyecek mi, telefon titreyecek falan gibi bir şey düşünüyor herhalde. Yani. Çünkü bunun akıllı, mantıklı falan, anlaşılır bir tarafı yok. Sen mesela değil. en olmadık nereye soktun telefonunu bugün? <laughs> Hayır yani... <laughs> Öyle değil ya. <laughs> tabii erkekler arasında klasik askerde telefon yasak değil, yasak değil bir tartışması hep ha, vardır evet eskilerden beri. Ya yani işte ne bileyim, telefonu tabii bir şekilde ee, benim bulunduğum Tugay'da da kullanıyorduk, yazıcıydım. Bir tane de başçavuş vardı. Benim inbaşı biliyordu yani. Hani dediğim gibi aslında hepsi biliyor ama bir gün içtimadan geldiğimizde masada cep telefonun şeyi de duruyordu yani. Masada işte o bahsettiğim başçavuş oraya koymuş. ''Ama bu ne ya falan filan gibi şeyler dedi. Ama öyle el koyma falan filan oldu 50 Cent'ten Game of Thrones fanlarına sizi ve uçan ejderha... Bunu sana okusayım mısın? Ne ben böyle başladım ama. <laughs> bir tepki vermiş. Bugüne bugün üçlü Yani hocam. şey demiş yani başlarım <laughs> size de Game of Thrones'unuza da demiş. Yani biraz sert, mesnetsiz ve haksız bir seviyesiz bir açıklama <laughs> olmuş. Sen Game of Thrones, Game of Thrones izliyor muydun? Yok onu? ben Game of Thrones Aynen. izlemiyorum ama izleyenleri de kınamıyorum yani hani bu sert bir şekilde. Tam tersine izleyen arkadaşlarımın hepsi beni kınıyor. Beni de kınıyorlar. Yani ama ben ben abi diziye kendimi o kadar dedi ki edemiyorum ya. Yani ömrümün bilmem kaç Sen saatini. Sen haftasını ayını en veremiyorum. Enes'in yani. herhangi bir şey var mı ya? Şey, şey izledim mesela biliyorsun. Netflix'te Love Death Robots'u. İzledim. Love Death Robots'u izle. Tamam. Güzel. Ben şu şeyi izliyorum şu an. Ray Donovan. Lay, Malifalitiko. Ray shalimalitiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Ray Donovan, Ray Donovan. <laughs> hocam Ray Donovan, Ney Donovan ya. Aylardan beri Ray, Ray Donovan hocam ya. Evet. Şimdi Fifty Cent şöyle anlıyorum bir noktada da bazen ne oluyor biliyor musunuz bu Game of Thrones gibi e, bir bir dönem müziklerin efendisinde vardı o La Casa de Papel'deki gibi ya ya yani bu insan yani tüm dünya bu insanları izlemek zorunda değil ve mesela oturduğum her yerde sadece Game of Thrones konuşuluyor sadece La Casa de Papel konuşuluyor anladın mı herkes ya iyi de yani ben de bir bireyim ve ben izlemek zorunda değilim bu diziyi. Yani Cılkı çocuk vicdanı mesela, hür bir mesela bir gibi. sürü espriler görüyorsun mesela çok izlenen yerlerde espriler Game of Thrones üzerine yani ben izlemedim anlamıyorum onu. Bananane bananane dönsün dünya bananane 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 yansın dünya bananane Yeter şey lan bahsedeceğim e, Game of Thrones'unuzdan. Evet, yani o yüzden ben empati e, kurup hak veriyorum size. Hak verdim aynen öyle bir de. Yani olmuş. şunu mu diyorsun sen de Sizi ve uçan ejderhalarınızı mı diyorsun yani? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben buradan onu mu anlamalıyım yoksa sadece fikren mi onayladın? Yok ben Game of Thrones o kadar gıcık değilim. Sadece Game of Thrones izlemiyorum Ejderhalarını... ben dedim diye hmm. tepki verenlere zorunda mıyım diyorum. Zorunda mıyım? Ali, Ali Veli. Irmak Gazoa 10 milyon euro mu yoksa sevgiliniz mi deseler ilk hangi arabayı Ooo hocam vallahi ne alacağım bilmiyorum falan dermişim ben. <laughs> <laughs> Beklediğim yanını bak. Van giderim o Ronaldo'nun aldığı arabayı ya. iki katını verir alırım. Irmak var ya, ya geç muydu? bunları geçer. Irmak ya Allah'tan single yoksa böyle single olmasa bu kadar rahat konuşamaz zaten. Peter Lor. 11.20'de Makosena yakaba muhabbetinde Erman Yaşar'ın ifadesi değişiyor. Çünkü Londra merkezde birkaç kez Makosena babet çocuğum gidiyor. <laughs> <laughs> bak Erman, Erman ya. Ben evet. hiç dikkat, biz dikkat etmedik tabii o gün ama meğerse böyle bir şey varmış. Erman doğru mu? O ya? O gün değil Londra merkezde tamam, giymiş. Anladım canım. Yüz ifadesinin e. değişimini fark etmedim yani Londra merkezde. İyi bir şey söyleyeceğim sana. Yani Erman, Erman giymiyordu ay, 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 ya ben zannetmiyorum ya. Giyiyor, giyiyor. Hayır ama şöyle giymiştir. Şimdi abi kısa paça pantolonun, e, kumaş pantolonun altına çıplak ayak makosen giydiğini zannetmiyoruz işte herhalde hiçbirimiz Hayır, değil Mabet mi? babet çorabı, çorabı nereden gördün Peter? <laughs> Hayır var da işte Erman... De Erman o, yani. o tarz değil zaten. Evet, Erman, Erman evde bulamadığını Kotonun giyiyor bence. Kotonun altına çorap, stimpulant giymiştir. Giyiyor. Bir şey giymiştir ha, yani. Evde bulduğunu giyiyor mesela. Artık çorap bulamamıştır, giymemiştir gibi. Yani onu bir tarz arasına geçiriyor. Ama e, işte bekar adamın giyiyor. halinden bekar adam anlar ya. Onlara biz de maruz kalıyoruz yani zaman zaman. Bekircan Aktaş. Sorumlu Makkazo'ya görücü usulü evlenecek olsan kız Britanyalı mı olsun isterdin Ukrayna'lı mı? Ben cevap verebilir miyim? Sen de İspanyola, İspanyola bütün şarkılarım hep sana İspanyola, İspanyola Aşkın ateşini ver bana Ha ırmak ne ister soruyorsun? Evet buraya ceşik eklerdik. Irmak İspanyol ya da Rum isterdi bence. Rum mu? Yani Yunan. Yunanlar, evet Yunanistan. <laughs> Atina. Biz Irmak çünkü oralar, oralarda e, ee, sosyalleşmeye <laughs> Emircan Deniz, konun bir şey anlatırken kime bakacağının gerginliğini hissetmek sadece benim problemim mi yoksa kamera arkasındakiler ve konuk da bunu yaşıyor mu? Neden? Çünkü Erman ortada oturdu. Ya ortada oturdun işte üçlü ya da kalabalık yayın düzeninde öyle bir şey vardır ya. Evet, sinir oluyoruz. Yani onu zaman zaman biz yani moderatörsek, sunucuysak her neyse, bize bestettiğimiz şeylerden siz bana şey o. demiştiniz. Ben ortada sen otur demiştiniz. Ben de onu sevmiyorum o zaman. Böyle, böyle, böyle dönüyor. Yo orada da sana olacak zaten ortada oturanın yaşadığı bir şeydir ya o her yayında. Tamam bir daha konu kalmayalım Irmak yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar zor. Ama Emir Emircan doğru yani öyle bir şey, şey oluyor. Var var. Biz de zaman zaman hissettiğimiz oluyor onu. Şaşkın örnek. Salah beğeniyorum dedi adam sakatlandı. Finalde Barcelona ve Ajax olsun dedi ikisi de çıkamadı. Sırada ne var Mervet oy? Tahmin et. Final Four ile ilgili tahmin yap bence. Hayır. Ne? Şampiyonlar Tottenham. Ligi. Tottenham'ı destekliyorum. Bugün duyduğum en güzel şey. Bugün başıma gelen en güzel şey sensin Merve ya. <laughs> Merve Toy ve Irmak Kazuku. Bugüne kadar Sokrates'e konuk almadığı için Onur Erdem özür dilesin. 155 Sapa. de like aldığı için aldım bunu bak. Sırf ondan aldım. Onur Erdem'e buradan sesleniyoruz. Cevap hakkı da olsan Onur. Bu mesajla birlikte bugüne kadar hissetmesi gerekip hissetmediği mahcubiyeti hissetti mi? Bu bir. İkincisi bundan sonrasında nasıl bir tavır belirleyecek? Çok merak ediyorum. Evet. Bütün bunların cevabı önümüzdeki hafta serbest alışta. İspanya. Haftaya buluşur. Ha, bu arada iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ilk maçta karşı karşıya gelecek. Evet. Hak eden kazansın ama bizim için her durumda kazandığımız bir ilk maç olacak. Finalde artık neler olacak göreceğiz. Haftaya buluşuncaya dek hoşçakalın.